Şimdi bu önce soru hazırlama üzerine duracağız biraz. Sıklıkla bu çevrimiçi sınavlarda kullandığımız çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurmalı, eşleştirmeli gibi sorular üzerinde duracağız. O sınav formunu nasıl hazırlarız? Bu çevrimiçi şeyin içerisinde dikkat edeceğimiz bir iki noktayı söyleyeceğim. Ve Canvas'ı açıp Canvas üzerinden de sınavımızı nasıl hazırlayabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz, onları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi çok sıklıkla kullandığımız aslında kullanıcının hazırlaması yani öğretmenlerin, hocaların hazırladıkları sorular biraz zor oluyor. Soru hazırlama süreci biraz zor oluyor. Ama bunun için bir uzmanlık gerektiriyor. Ama değerlendirme süreci tabii ki daha kolay. O yüzden birçok hocamız derslerinde bu soruları hazırlamaya meyilli oluyorlar. Ve sonuçta özellikle sınıfları çok kalabalıksa ödev proje gibi seçeneklerden ziyade bunu yapıyorlar. O yüzden çok sıklıkla kullanılan dört soru üzerinde duracağım. Diğerleri tabii ki daha farklı birçok sorular var. Ama en çok da tabii ki birçok hocamız çoktan seçmeli soruları kullandığı için onlar üzerinde yine duracağım. Çünkü burada biz sorularımızı biraz daha nitelikli hazırlayabilirsek sonrasındaki yapacağımız sınavla ilgili de süreç biraz daha da kolaylaşacaktır. Çünkü az önce söylediğim gibi şey hiç önemli değil. Yani sınav güvenliğini sağlamak adına sistem üzerindeki yapacağınız şeyler varken buradaki soruları hazırlama süreci de bizim için yine önemli olacak. Soruları hazırlarken sunumda kullanacağımız aslında ifadelere biraz hatırlatmak istiyorum. Çoğunlukla hani teknik olarak çünkü bir soru hazırladığımız kısmında sorunun sorulduğu kısma kök diyoruz. Ve alttaki şeylere seçenek diyoruz. Genelde beş seçenekli bunları yapıyoruz zaten. Ve bu seçeneklerden bir tanesine doğru cevap diyoruz. Ve bunların içerisinde doğru cevap dışındaki seçeneklere de çeldirici diyoruz. Bizim için önemli noktalar bunlar. Şimdi çoktan seçmeli soru hazırlarken aslında nelere dikkat edeceğiz? Bir genel ilkelerden bahsedeceğim hocalarım. Sonrasında madde kökü yani testin kökü ve seçeneklerle ilgili nelere dikkat edeceğiz? Biraz ona bakalım. Buradaki hani çok yerde de bunlar geçiyor tabii ki. Her soru hazırlarken genel ilkeler aslında bunlar. Ama bizim için önemli olan bir kere çok anlaşılır bir şekilde sorularımızın orada olması gerekiyor. Nihayetinde zaman var ve birazdan değineceğim. Birçoğumuz belki geri dönmeye izin vermeyeceğiz vesaire. Dolayısıyla buradaki sorularımıza çok dikkat etmemiz de gerekiyor açıkçası. Sonrasında dil yine önemli. Çok anlaşılır bir şekilde buradaki sorularımızın ve seçeneklerinin olması önemli ve test hazırlarken az önce de söyledim. Bunun için bir uzmanlık gerektiriyor. Evet. Ama sorularımızı hazırlarken de çok fazla sıklıkla karşılaşıyoruz bu süreçle ilgili. Kitaptan ya da ders notumuzdan birebir alıntı şeyler var. Onlara da biraz dikkat etmekte fayda var sorularımızı hazırlarken. Bir de her madde yani her sorumuz birbirinden bağımsız olacak şekilde olmalı. Yani üçüncü soruya göre, beşinci soruya göre gibi bir soru koymamamız gerekiyor. Çünkü Canvas üzerinden bu yapıyı size göstereceğim. Sorularda geri dönüşlere de izin vermeyeceğimiz için biraz daha güvenliği sağlamak adına buna dikkat etmekte fayda var. Aksi takdirde üçüncü soruya göre diye bir soru sorarsanız onu zaten göremeyecektir. Bu bizim için yine önemli noktalardan bir tanesi hocalarım. Madde kökünün içerisinde yine dikkat etmemiz gereken birçok şey var ve asıl önemlisi de şu kullandığımız oradaki kelimeler. Yani çoğunlukla zaman zaman
genellikle, nadiren, bazen gibi ifadeler kullanıyoruz. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çoğu zaman neye göre, zaman zaman neye göre, bunlara dikkat etmekte fayda var. Aksi takdirde sorun yaşarız. Yani sorulara itirazlarımız zaten burada gelir. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Diğer bir önemli nokta da soru köklerimizi gereksiz detaylarla şişirmememiz de gerekiyor. Aksi takdirde yine çünkü oradaki okuma hızı bizim için önemli. Madde kökünün içerisinde yine dolaylı anlatımlar, tekerleme, bilmece gibi böyle yine soru kökünü karmaşıklaştıracak bir noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Bunlar da yine bizim için önemli noktalardan bir tanesi hocalarım. Ve oralarda da yani sürelerimiz normalde mesela genel bir süre veriyorsak, örneğin 20 soru sorduk, 25 dakika ya da 20 dakika gibi bir süre veriyorsak, ortalama her sorumuzun hani okuma hızları aşağı yukarı aynı olacak şekilde ayarlayabilirsek iyi de olur. Ya da hani tabii ki illa birebir aynı olmak zorunda değil ama oradaki süre okuma hızlarına göre süreleri iyi belirlemek adına oradaki kullanacağımız dil ve öğrencilerimizin de okuma yetenekli bir şeyde bir miktar altında olmalı. Örneğin siz işte bir dakikada ya da 50 saniyede okuyorsanız biraz daha altında olmalı. Mümkün olduğunca olumlu soru cümlesi kullanmaya dikkat etmek lazım. Olumsuz ifadeler kullanmak yerine seçeneklerde bunlara dikkat edilebilir. Vurgu yapmak istediğimiz noktalarda koyu yapılabilir veya aslında çok daha standartı direkt italik yapmaktır. Ama biz kullandığımız için web tabanlı bir yapı kullandığımız için orada soru kökümüze biliyorsunuz videolar, resimler bile gömebiliyoruz. Bu anlamda bir şeyimiz var, avantajımız var. Yine dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de soru kökünde doğru cevabı aşağı yukarı içeren ipuçları bulunmamalı. Ona dikkat etmekte fayda var. Hem soru kökünde söyleyeceğim bunu hem seçeneklerde de yine az önceki söylediğim yapı gibi kesinlikle ve kesinlikle ders notumuzdan ve kitaptan birebir alıntı yapmamak lazım. Gelelim seçeneklerimize. Bir kere sorularımızda zaten kapsama çok dikkat etmekte fayda var. Yani dersimizi işte örneğin vizelere kadar 7 hafta işledik diyelim. Mümkün olduğunca her haftadaki işlediğimiz konuları kapsayıcı soruları sorabilmek önemli. Ve bir de seçeneklerin uzunluklarını biraz daha da mümkün olduğunca birebir yani birbirine yakın yapmakta fayda var. Aksi takdirde birazdan bazı örnekler vereceğim. Yani bir seçenek o kadar uzun ki mesela 3 satır falan yüksek ihtimalle doğru seçenektir diye direkt gidip onu işaretliyorlar ki bunu özellikle kitabi bir şey almışsak, kitaptan aynen almışsak önce doğru seçeneğe yazıp doğru seçeneğe yanında da 4 tane daha seçenek yazma ile uğraşıyoruz. Tabii ki bu sefer de sadece seçenek yazmış oluyoruz. Bir çeldirici olmamış oluyor. Biz aslında 5 seçenekli bir sınav sorusu hazırlamayı düşünürken bir bakmışız ki aslında 1 ya da 2 seçenek bir sınav hazırlamışız. Bundan da kaçınmakta fayda var. Yine mümkün olduğunca hani tabii ki bazen sorunun doğası gereği bu olmak zorunda olabilir ama mümkün olduğunca kaçınmak lazım. Yani hepsi ya da yukarıdakilerin hepsi, aşağıdakilerin hepsi gibi. Hele zaten hepsini kullanacaksak bir kere aşağıdakilerin hepsi ya da yukarıdakilerin hepsi gibi hiç kullanmamamız gerekiyor. Neden? Biz yine çevrimiçi bir sınav yapıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla hem sorular hem seçenekler karıştırılıyor. Bu yüzden de sizin yukarıda dediğiniz aşağıya düşebilir, aşağıda dediğiniz yukarıya düşebilir. Onun için hepsi ya da hiçbiri ama tabii ki mümkün olduğunca hiç bunları kullanmamakta fayda var. Ve yine seçeneklerin içerisinde de sorularda olduğu gibi seçeneklerde de birbirini kapsayan, birbirine atıfta bulunan seçeneklerin olmaması gerekiyor. Yani soru kökü müstakil bir şekilde tek, yine aynı mantıkta cevap seçeneği de yine ona göre, çeldiriciler de ona göre ayarlanmış olması gerekiyor.
Yine seçenekleri de madde kökünde olduğu gibi mesela mutlaka, daima, yalnız, sadece gibi kesinlik ifade eden şeyler veya işte bazen, ara sıra, çoğunlukla, kesinlikle gibi olasılık belirten sözcüklerden de yine kaçınmalıyız. Bunlar da bizim için önemli noktalardan bir tanesi hocalarım. Bir de testlerimizde aynı seçenek sayısına dikkat etmekte fayda var ki zaten normalde biz yüksek öğretimde bir sınav yapıyoruz. Yaş grubu da büyük olduğu için zaten literatür bize aslında 5 seçenekli sınav hazırlamamızı öneriyor. Dolayısıyla aslında birincisi 4 seçenekliden kaçınmak gerekiyor. Mümkün olduğunca her şeyimizi, her sınav sorumuzu 5 seçenekli yapmak ve sonrasında da tabii ki hepsinde aynısı olmasını sağlamakta fayda var. Bazen 4, bazen 5 gibi bir sınavımızın içerisinde seçenek sayısının olmamasına dikkat etmeliyiz. Bu da yine seçeneklerde önemli noktalardan bir tanesi. Yine seçeneklerin içerisinde eş anlamlı ifadelerden kaçınmalıyız. Ve yine soru kökünde cevabın ipucu olabilecek kelimeleri de yine buralardan kaçınmalıyız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı kusurlu örnekler, hani anlattım evet ama onların ne olduğu ile ilgili bazı örnekler sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın sorumuz kendisinden elde edilen ölçümlerin birbirine oranlanabilirliği ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani oranlanabilirlik diyor. Direkt eşit oranlı olduğu otomatikman anlaşılıyor farkındaysanız. Başka bir kusurlu örnek. Eğitim ve öğretimde bilginin ölçülmesi hangi ölçme türüne girer? İşte dolaysız doğrudan bakın. İki tane aslında eş anlamlı kullandığımız için iki tane seçeneğim olmuş oldu. Direkt soru iptaline gider farkındaysanız. Yine başka bir kusurlu örnek. Yani tabii ki bir tanesi örneğin 5-6 kelime, diğer 8 kelime vesaire gibi böyle birbirine yakınlık illaki olacaktır ama çok bariz bir fark oluşursa seçeneğinizde bu da yine öğrencileri yanlış bir şekilde oraya yöneltir. Çoğunlukla zaten hazırlanan sorular incelendiğinde çoğunlukla bunların doğru cevap olduğu görülüyor. Onun için ona da yine dikkat etmekte fayda var. Gelelim doğru yanlış sorulara. Dediğim gibi bu yapıyı, buradaki kısımları çok uzatmak istemiyorum. Asıl Canvas üzerinde ki yapılara gideceğiz ve illaki sorularınız olacaktır. Onları yine cevaplayacağız. Doğru yanlış soru tipinde bir objektif test hazırlayacaksak eğer olumsuz ve özellikle de çift olumsuz ifadeleri kullanmamamız gerekiyor. Madde uzunluklarının birbirine yakın olması yine bizim için çok önemli. İpuçlarının bulunmaması yine bizim için çok önemli. Ve doğru cevabın işte önemsiz ya da aldatıcı bir noktada olmamasına dikkat etmek gerekiyor ve doğru cevabı ipucu verecek şekilde yine bu her soruda zaten önemli olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Yine önemsiz çünkü doğru yanlışlarda da çoğunlukla kitabi veriler alınıyor ve burada da yine işte kesinlik bildiren ya da istisnai olan hani ara sıra genellikle gibi ya da herkesçe aynı miktarı ifade etmeyen sıklıkla çoğunlukla gibi ifadelerden kesinlikle burada da yine kaçınmak gerekiyor hocalarım. Şans başarısını biraz da etkilemek adına aslında mümkün olduğunca eşit sayıda sorular hazırlarsak yani mesela 20 tane doğru yanlış sorumuz varsa işte aşağı yukarı 10 doğru 10 yanlışın olduğuna dikkat etmekte fayda var. Birazdan bahsedeceğim o düzeltme formülünü uyguladığımızda yani şans faktörünü aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Hepsine doğru cevapladığında yarısını tutturmuş olacaktır. Yarıdan belki daha fazlasını. Dolayısıyla eğer aşağı yukarı eşit yaparsanız da tabii ki burada yanlış doğruyu götüreceği için burada bir hani atma yaptığı zamanda da en azından bu ihtimali biraz daha düşürmüş olacağız. Cümlelerimizin içerisinde yani soru köklerinin içerisinde birden fazla yargının kesinlikle olmaması gerekiyor. İşte Türkiye'nin başkenti ve en büyük ili Ankara'dır. Yani başkenti Ankara'dır ama en büyük ili değildir gibi böyle bunlara dikkat etmekte fayda var. İşte üstün zekalı çocuklar genellikle okulda başarılıdır.
doğru yanlış maddelerde birkaç seçenek bulunur gibi. Yani mesela daha doğru puanla yapılabilmesi. Yani bu tarz farkındaysanız bakın cümlelerden zaten direkt anlaşılıyor. Buradaki subjektiflikleri ortadan kaldırmak bizim için önemli. Çünkü biz bu tarz sınavlara ne dedik? Objektif testler dedik. Objektif testlerimizin içerisinde de tutup da biz bu tarz bir şey yaparsak, subjektifliği işin içerisine sokarsak o zaman da sorun olur. Eşleştirmeli sorulara gelecek olursak da burada da yine madde sayı bir tane iki tane koymamak gerekiyor eşleştirmeli sorularda. Genellikle literatürde 4 ile 7 madde kökünden oluşması gerektiği söylenir. Yani çok da abartı bir şekilde de koymamak lazım. Çünkü dikkat dağılacak. Süre orada azalacaktır. Onun için buna dikkat etmekte fayda var. Zaten soru ve seçenekler iki ayrı kolona normalde yapıyor olsaydık oraya konulacaktı ama zaten sistem hani bu kağıt olarak olsaydı buna dikkat edecektir. Ama sistem zaten bunu bizim için ayarlayacak. Orada sadece mümkün olduğunca iki tane ya da üç tane cevap seçeneklerinin olduğu yani eşleştireceği kısımlarda fazla koymakta fayda var. Çünkü beş tane soru ve beş tane de karşı tarafındaki eşleştireceği şey koyduğumuzda dördünü yaptığında diğeri zaten otomatikman eşleşecektir. Onun için biraz fazla koymakta fayda var. Cevap listesinin madde kökünden ve yine uzunluklarına şeylerine dikkat etmekte fayda var. Cevap listesinde çok uzun cümlelerin olmamasına dikkat edin. Genellikle soru köküne yer vermekte fayda var hocalarım eşleştirmeli sorularda. Gelelim boşluk doldurmaya son olarak. Bu boşluk doldurmada da yine çok sıklıkla yapılan bir süreç kesinlikle kitabi veriler çok fazla yine kullanılıyor. Belli bir kelimesini çıkartıp oradan yapılıyor. Dolayısıyla da buna dikkat etmekte fayda var. Bir de diğer yapılan hatalardan birisi de çok fazla boşluk konuluyor. Hani belki iki tane evet bir cümle içerisinde bir boşluk koyup onunla ilgili bir şey sorabiliriz ama 4-5 tane boşluklu bir cümle, bir yargı işimizi zorlaştırıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Eğer illa gerekiyorsa da cümle lerimizi bölmek daha doğru bir yol olacaktır. Bir de tahmin edecek noktaları da engellemek lazım. Çünkü dır dirle bittiği zaman mesela buraya İstanbul yazamayacağını direkt anlar. İşte sadece Ankara'dır gibi hani dırla bitenleri yapacaktır. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Gelelim sınav yönergesine. Sınav kısmını mergeni açmadan önce yönerge kesinlikle çok önemli hocalarım. Yani sınav yönergesinde sınav süresinin işte kaç dakika olduğunu, eğer varsa düzeltme formülünün uygulanıp uygulanmayacağını ve işte sorulara geri dönüşün yaptırmayacaksanız onların olmayacağını, ya yani sınavla ilgili öğrencinin karşılaşacağı her şeyi orada yazmakta fayda var. Tabii ki çok uzun değil. Çok kısaca sınavda karşısına ne gelecekse onları yazmalıyız. Sürpriz olmamalı o kişi için. Çünkü sürpriz olan her şey onun için stres oluşturacaktır. Onun için sınav sürecinde sınav süresiyle ilgili bir sorun oluşturacaktır vesaire vesaire birçok kısım ulaşabilir. Bir buna dikkat etmekte fayda var. İkincisi de mümkün olduğunca farklı tiplerde sorular soru tipleri kullanacaksak buna dikkat etmekte fayda var ve yani literatür şunu söyler 3 taneden fazla kullanmayın çok da kafa karıştırmasın yani 3 soru tipinden fazla kullanmayın diye ve bunları da yine kullanıyor isek de gruplar halinde kullanmalıyız. Nedir bu? Örneğin çoktan seçmeli bir soru geldi sonrasında boşluk doldurmalı sonra tekrar çoktan seçmeli sonra diğeri gibi yani bu tarz karmaşık bir şekilde gelmemesi gerekiyor. İlla bunları soracaksak belli bir grup halinde yani önce boşluk doldurmalar sonra eşleştirmeler her neyse bunlara dikkat etmekte fayda var.
Şans faktörünü ortadan kaldırmak için düzeltme formülünü uygulamakta fayda var. Yani yanlışların doğruları götürmesini sağlayabiliriz. Biraz da çevrim içi bir sınav da yapıyoruz nihayetinde. Ama bunlar tabii ki hepsi tavsiyedir. Hani bütün sınav şu andaki anlattıklarım hani bu şekilde oluşturulacak, üniversitenin bu kuralları bu şekildedir gibi algılanmasın lütfen. Onun için bunu da vurgu yapmak istiyorum. Bunlar sadece tavsiye niteliğindedir. Dersin sonuçta hocası sınavının tipini, sürecini, her şeyini kendisi planlıyor ve orada yöntemlerini kendisi belirleyecektir. Buna dikkat etmekte yine fayda var. Şans faktörünü söyledim. Sorularımız için madde analizlerini yapmak, yani madde güçlük ve madde ayrıcalıklarını hesaplamak da bizim için önemli. Çünkü sorularımız gerçekten mesela çoktan seçmeli bir soru sorduk. O soru herkese çok zor gelmiş olabilir, herkese çok kolay gelmiş olabilir. Yani orada bizim P ve R değerleri dediğimiz yapılar var. Onları sorularımızda hesaplamak bizim için çok çok önemli. Bunu tabii ki normal yaptığımız sınavlarda bu cevapları bir yere girip o hesaplamalar yapmak durumundayız. Ama çevrim içi sınavların bize bu avantajı var işte. Canvas'ta bu özellik direkt var. Sorularımızda öğe analiz diye birazdan zaten göstereceğim. Bunları yapıp bize iyi bir dönüt veriyor. 5 tane seçeneğimiz var. Biz onlardan bir bakıyoruz ki aslında 2 tanesi hiç çeldirmiyor bile. Herkes sadece 3 seçenekte yoğunlaşmış. Demek ki diğer 2 seçenek bizim için çeldirici değil. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Ve nasıl yapıldığını da şimdi zaten Canvas üzerinden göstereceğim. Genel hatlarıyla yapmamız gereken kısımlar bunlar hocalarım. Şimdi gelelim uygulamalı bir şekilde. Yani bir sınavımızı nasıl açıyoruz? Bunu açarken nelere dikkat etmeliyiz? Ekranımızda işte her öğrencinin ekranına tek bir soru gelsin ve o gelen her soru karışık gelsin, gelen sorunun seçenekleri de karışık gelsin gibi kısımları Canvas'tan nasıl yapıyoruz? Şimdi size onları göstermek istiyorum. Bir tane dersimi açtım. Şu anda ekranımda işte herkesin ekranına gelen klasik bir yapı ana sayfa üzerinden geliyor. Sınavlarımızı oluşturmak için kısa sınavlar menüsüne gidiyorum. Kısa sınavlara geldiğimde beni farklı şekillerde yönlendiriyor. Direkt artıya tıklayarak ben kısa sınavımı oluşturabiliyorum. Ve sonrasında sınavıma ait sorularımı da direkt yazabiliyorum. Ama bizim size tavsiyemiz şu. Önce soru bankası oluşturun. Sonrasında soru bankasına sorularınızı yazın. Ve sınavınızda o soru bankasından soru çekin. Neden? Bunu şunun için yapıyoruz. Bir kere herkese karışık bir şekilde sorular gelsin istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle soru bankası oluşturmanız gerekiyor ve sorularınızı soru bankasından çekmeniz gerekiyor. Aksi takdirde benim burada yaptığım gibi bir tane sınav açıp sınavın içerisinde de sorular sekmesine gidip direkt sorularınızı yazmaya başlarsanız yeni soru diyerek herkesin karşısına aynı soru gelecektir. Ve zaten öğrencilerimiz işte WhatsApp grubu ya da benzeri bir şekilde iletişimleri çok kuvvetli. Dolayısıyla da tabii ki anında sınav sonuçları çok yüksek bir şekilde de olacaktır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Onun için ben şunu yapacağım. Kısa sınavlara geldim ve hemen bir soru bankası oluşturmam gerekiyor. Bu derse ait soru bankalarım buranın içerisinde var. Eklemişseniz gelecektir. Ama daha farklı derslerinize ait soru bankalarınızı da görmek istiyorsanız buna tıklayıp onları görebilirsiniz. Biz şu an sadece bu ders için soru bankası ekleyelim. Buraya geldim. Vize sınavı dedim. Eğer farklı soru tiplerinden oluşmuyor ise tek bir tane soru bankası açıp bunun üzerinden devam edebilirim. Bu birinci yol. İkinci yol, farklı farklı konulara ait sorular girebilirsiniz. Örneğin
Sizin sınavınız 25 sorudan oluşacak. Ama siz soru bankasına 50 tane ya da 100 tane mümkün olduğunca, çünkü 2 katı 3 katı soru girerseniz oraya da herkese farklı soru gelme ihtimalini de arttıracaksınız demektir. Dolayısıyla buraya soru bankanızı oluştururken farklı gruplarda da yine sorularınızı oluşturabilirsiniz. İşte vize sınavı A konusu, vize sınavı B konusu, vize sınavı C konusu gibi bunları buranın içerisine koyabilirsiniz. Bu şekilde soru bankalarımı isimlendirdim. Sonrasında soru bankamın içerisine giriyorum ve artık buranın içerisine soru eklemeye başlıyorum. Bir tane soru ekle dedim. Soru eklediğim zaman benim burada bakın farklı şekillerde soru eklememe izin veriyor. Doğru yanlış, boşluk doldurma, çoklu boşluk doldurma, birden fazla cevap, çoktan seçeneklerde bu olabiliyor. Eşleştirme, sayısal cevap, formül gibi biraz daha matematiksel işlemlerde bunların hepsini kullanabiliyorsunuz. Ya da isterseniz dosya yüklemeli bir soru. Hani sorunuzu sorduğunuz matematiksel bir şey belki yapsın, hemen buraya yüklesin, sonra öbürüne geçsin gibi bir yapı kullanabilirsiniz. Çoğunlukla çoktan seçmeli kullandığımız için bunun üzerinden devam edeceğim. Çoktan seçmeli buraya koydum. Ve şurada her soru için bir not belirleyebilirim. Yani her soru, işte 25 soru sormayı planlıyor iseniz eğer 4 puan değerinde olsun. 20 soru sormak istiyorsanız bu 5 puan değerinde olsun diyebilirsiniz. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Ama soru bankasından çekeceğimiz ve orada gruplar oluşturacağımız noktada çok da bir hükmü de olmuyor. Ama en başından siz buraya yazarsanız sorunuzun, sınavınızın daha doğrusu puanını otomatik hesaplayacak. Şimdi ben buraya sınavım için bir tane, iki tane örnek soru da hazırladım. Hani rastgele A, B, C, D yazmayalım diye. Geldim ben buraya, soru kökümü yazdım. Gördüğünüz gibi bir Word editörüne benzeyen bir editör var burada ve isterseniz soru kökünüze siz resim ya da video bile koyabilirsiniz. YouTube'dan işte bir yerden bir video izlettiniz, sonrasında devam etsin diyebilirsiniz. Burada sizin için otomatik 4 tane getirir. Tabii ki yüksek öğretimde biz sınav yapıyoruz. O yüzden 5 tane olmasında da fayda var. Lütfen ona dikkat edelim. 5 tane seçenek olması bizim için çok daha önemli. Şimdi geldim. Seçeneklerimi buranın içerisine tek tek yapıştırıyorum. Size kolaylık olsun diye A seçeneğini otomatik doğru işaretliyor. Ama bu şu demek değildir. Doğru cevabı illa getirip A'ya koyacaksınız. Diğerlerini B'ye ya diğerlerini yazacaksınız anlamına gelmiyor. Farkındaysanız bakın istediğiniz noktada bu doğru cevap dediğinizde doğru seçeneği otomatikmen değiştiriyor. Şu anda ben tabii sorunun gerçek doğru cevabını işaretlemiyorum burada. Ben sadece örnek olsun diye 5 seçenekli 2 tane soru ekleyeceğim burada. Buralarda soru cevaplarda farkındaysanız soru kökünde olduğu gibi bir editör gelmedi. Bize birçok hocamız bununla ilgili sorusu da olmuştur. Hani buralarda da belki altını çizmek, resim koymak vesaire yapacaktır hocalarımız. Bu biraz daha kolay soru girişi için size ekranı bu şekilde açar. Ama istediğiniz ekranda buraya siz başka editörün özelliğini kullanacaksanız kaleme tıkladığınızda soru kökünde olan editör birebir aynen burada da çıkacaktır. Bunları yaptım ve soruyu güncelle diyerek sorumu kaydettim. Bakın sorum burada var. Seçenekleri de tek seferde görmek istiyorum dediğimde, soru ayrıntılarını göster dediğimde bakın sorularımı burada gördüm ve seçeneğimi de burada gördüm. Tamam mı? Bir tane daha soru ekleyelim. Yine aynı mantıkla bu oranın içerisine yeni bir soru ekleyelim. Burada zaten bunu görüyordum. İki kez bastığım için o geldi. Şunu hemen sileyim. Soru kökümü yine buraya yazıyorum. Başka bir tane soruyu. Bakın buranın içerisine getirdim ve soru seçeneklerimi de yine buranın içerisine yazıyorum. Diğer kısımlarında hepsini buraya getirip
seçeneklerimi bakın yazdım. Az önce en başta 5. seçeneği eklemiştim. Burada en başta eklemedim. Direkt benim için açık olan kısımdan devam ettim. Sonrasında hemen 5.'yi de yine ekleyebiliyorum. Yani illa en başta yapmam gerekir diye bir kural yok. Bunu da buraya ekledim ve sorumu güncelledim. Farkındaysanız bakın burada bir tanesi 5 puan değerinde, bir tanesi 1 puan değerinde sorumda var. Yani ben bu puanlarını öncesinden belirleyebilirim. Az önce olduğu gibi hiçbir şekilde dokunmamış da olabilirim. Yine farkındaysanız bakın burada birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru gibi bir şey de yazmadım. Çünkü karışık gelecek, kaçın sırada ne sorusunun olacağını bilmiyoruz. Soru kökünün başına da herhangi bir şekilde soru 1, soru 2 ya da 1, 2, 3 gibi bir şey de yazmadım. Çünkü onu yazarsanız yine öğrencilerin kafası karışacaktır. Önce 3 ile başlayacaktır, sonra 1'e geçecektir. Mesela ilk zaten başta 1 ile başlamazsa öğrenci direkt panik yaşayacak. Aha, 2 soru nereye gitti diyecek. Onun için bakın hiçbir numaralandırma yazmadım. Sadece ve sadece soru kökünü yazdım ve sorunun seçeneklerini yazdım. Son olarak da geldim, doğru seçeneği işaretledim ve işim bitti. Bu şekilde bir sürü soruyu buralardan ekleyebilirim. Yine kısa sınav, geriye gelerek de yapabilirsiniz. Yukarıda navigasyon var, oran üzerinden de devam edebilirsiniz. En kolayı buradaki navigasyon üzerinden devam etmektir. Soru bankalarına tıkladım. Yeni bir soru bankası daha buraya istersem ekleyip buradan devam edebilirim. Ben şimdi sınavımı nasıl oluşturacağım onu da göstereyim ve sonrasında da soru cevaplarımızı alalım. Ama soru, ona gelmeden önce farklı soru tiplerinde karşıma ne gibi ekranlar geliyor onu da size göstereyim ve o şekilde devam edelim. İki tane çoktan seçmeli soru ekledik farkındaysanız. Doğru yanlışa geldiğinde de aslında çok değişen bir durum yok farkındaysanız. Soru kökünü buraya yazıyorum. Mesela bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır dedim ve bu doğru mu yanlış mı bunu işaretledim doğru şeklinde buraya, hatta ona cevap bir dönüş bir şeyler yapmak istiyorsanız da onları da yine buraya koydunuz. Bu şekilde var veya sorularınızı buraya koydunuz, buraya soru kökünü yazıp işte aşağıdaki soru maddelerini doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz dedim. Dolayısıyla buraya farklı farklı seçenekler koyup yine yanlışa başka bir tane daha seçenek koyup bu şekilde de yine devam edebilirsiniz. Çoktan seçim doğru yanlış bir soru yapıyor ise. Boşluk doldurma zaten mantığı çok kolay. Buraya yazdım ve cevap, olası cevabı buranın içerisine yazıyorum. Ve istersen buraya olası farklı cevapları da yine yazabilirim. Şu olabilir, şu da olabilir şeklinde. Bakın farklı farklı birçok soru tipi buranın içerisinde var. Eşleştirmeli soru yapmak istediğimde de yine buranın içerisinde bakın eşleştireceğiniz çeldirici şıkları buranın içerisine yazıyorsunuz. Doğruları ve yanlışları buraların içerisine yazıyorsunuz. Ve sorularımızı yine kaydediyoruz. Dediğim gibi çoğunlukla çoktan seçmeli sınav yaptığı için hocalarımız ve bize çok daha fazla soru buradan geldiği için özellikle onun üzerinde çok duruyorum. Çoktan seçmeli bir sorumu soru bankasının içerisine yazdım. Bütün soru bankamın içerisinde bunlar var. Birden fazla soru bankası istiyorsam yine onları da buraların içerisine oluşturdum. Gelelim sınav açmaya. Kısa sınavlara geldim. Burası çok önemli. Buraya dikkat etmekte fayda var. Sınav güvenliğini tabii ki %100 sağlayamıyoruz ama mümkün olduğunca güvenli bir sınav haline getirmek için şimdi yapacağımız ayarlar çok çok önemli hocalarım. Kısa sınava tıkladım. Buraya kısa sınav için isim yazıyorum. İşte afet kültürü dersi vize sınavı.
Bunu neden dersin adını yazmama gerek var mı ki? Zaten dersin içerisinde değil miyim ki diyebilirsiniz. Ama öğrencilerimizin sağ tarafında bu etkinlikleri listeleyen bir takvim bulunuyor. Ve takdir edersiniz ki öğrenciler bir tane ders almıyor. O yüzden sağ tarafta onlara hatırlatıcı takvimin ya da duyuruların olduğu yerde biraz daha belirgin olması adına dersin adını da yazarsanız çok daha da öğrenciler açısından yararlı olacaktır hocalarım. Ve buraya sınavımın yönergesini yazıyorum. Yönergede dikkat etmem gereken noktaları az önce belirttim. Burada bir daha tekrarlayayım. Soru sayısı önemli. Burada zaten sınava girdiğinde sınavın kaç dakika olacağını görüyor sınav ayarlarında ama yine de yönergeye yazmak önemli. Yani süre önemli. Her sorunun puan değeri yine çok önemli. Yani her soru 5 puandır ya da her soru 2 puandır gibi bunları yazmakta fayda var. Eğer yapıyor iseniz düzeltme formülü var ise neydi düzeltme formülü? Yani yanlış doğrunun götürmesi durumu. Burada da seçenek sayısı eksi birden az önce göstermiştim. Yani 5 seçenekli bir şeyde 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü düşünerek yapacağız. Bunu buraya yazdım ve varsa bazı kurallarınız. Nedir onlar? İşte bir önceki soruya dönememek, her ekranda sadece tek bir sorunun gelmesi gibi siz alt tarafta nasıl ayarlar yapmışsanız, yani sınavla ilgili nasıl bir bilgilendirme yaptıysanız onu buranın içerisine koymakta fayda var. Ve bazen şunu da yapıyor hocalarım. Örneğin buradan bir kısa sınav, yani çevrim içi bir sınav yapıyor. Onu 60 puan değerinde değerlendiriyor ve bir de ödev de veriyor. 40 puan da oradan alacak. Dolayısıyla buradaki yapıyı da ona göre kurgulamakta fayda var ve hatta şimdi birazdan gelecek oradaki puan kısmını da 60 üzerinden ayarlarsanız sonrasında sınav puanının %60'ını almakla da uğraşmamış olursunuz. Size bu anlamda da fayda sağlayacaktır. Şimdi bir, sınav adını düzgün bir şekilde yazdım. İki, geldim sınav yönergemi de açık bir şekilde yazdım. Şu kısımlarda bir şey yapmanıza gerek yok. Ama illa istiyorsanız buradan bir gruplandırmalar yapabilirsiniz. Onu da ödevler kısmından gidip yapacaksınız. Ama dediğim gibi çok da önemli değil. İlk iki kısım. Bizim için önemli olan noktalar şunlar. Bir, cevapları karıştırmanız gerekiyor. Yani seçenekler herkes de karışık bir şekilde gelecek. Süre sınırını koymak gerekiyor. Burada süre sınırında ortalama çevrim içi sınavlarda genelde işte eğer formüller şeyler yoksa sadece okuma üzerine bir sınavınız varsa işlem yapmalarla uğraştırmayacaksanız çoğunlukta bir soruya 1 dakika gibi bir süre tanımlanıyor. Ben orada şöyle bir şey daha yapıyorum. Sınav süresini burada belki toleranslı işte 25 dakika, 20 dakika belirleyebilirsiniz. Buradaki takdir sizin. Ben 20 soru sormuşsam 25 dakika vermeyi tercih ediyorum. Ama sorularınızın içeriğini siz biliyorsunuz. Onun için bu süre sınırı tamamen hocalarımızın takdirinde olacaktır. Çünkü sınavdan sınava değişecektir. Şurada çoklu giriş hakkına izin ver diye bir seçenek var. Burayı kesinlikle ve kesinlikle boş bırakmamız gerekiyor. Ve aşağıda da yanıtları görebilsinler gibi birçok ayar var. Bunları da yine kaldırmamız gerekiyor. Eğer çok istiyorsanız ya cevapları da görsünler istiyorsanız da belli bir zaman sonrasında yani öğrenciler doğru cevapları belli bir zaman sonrasında görsün de diyebilirsiniz. Yani sınavın ertesi günü vesaire gibi ama hiçbir şekilde görmesinler diyorsanız bunu tamamen kapatmanız gerekiyor. Çoklu giriş hakkı kapalı. Öğrenciler yanıtlarını görebilsinler kısmı kapalı. Üçüncüsünde de her seferinde bir soruyu gösteri işaretlememiz gerekiyor. Yani ekranına sadece bir soru gelsin. Kafa karışıklığı olmasın diye ekranda tek bir soru gelsin ve ileri ileri gitsin. Ve bir de eğer biraz kendi aralarındaki kopyayı engellemek istiyorsak da cevaplandırma sonrası soruları kilitleyi işaretlememiz gerekiyor. Nedir bu? Yani bir önceki soruya bir daha geri dönme hakkı
vermemiş oluyorsunuz. Bunu da yine işaretlemek önemli. Tabii ki bununla ilgili itirazlar gelecektir. Ben emin olamadım da oraya dönecektim de vesaire gibi sizi bu anlamda tabii ki bir itiraz süreci olacaktır. Buradaki hani karar sizin ama nihayetinde çevrim içi bir sınav yapıyoruz ve kopyayı minimize etmeye çalışıyoruz. Onun için de bu kesinlikle ve kesinlikle önemli hocalarım. Ve gelelim şu aşağıdaki sınav tarihleri. Bunlar da bizim için yine önemli. Sınavım benim örneğin pazartesi günü saat 10'da, 16'sında, saat 10'da, 10.00'da başlayacak. Ve sınav 25 dakikaydı. Ve bitişini de getirdim. Şurada yine pazartesi günü. 10-25 dakikalık bir sınavım vardı. Ben bunu biraz daha ya bir 2 dakika daha koyuyorum. Onun da sebebini şimdi söyleyeceğim. Çünkü sınav ekranına girdi. Herkes çünkü girdiği anda bir anda başlıyor ya. O sınavın içerisinde yine tabii ki herkes 25 dakika sınav olacaktır. Şurada ben sınav süremi 25 dakika yaptım. Ama bir 2 dakika ekrana giriş vesaire oradaki yavaşlıkla ilgili bir tolerans tanımış oldum. Çünkü sınav süremle birebir aynı verirsem bu sayfayı açana kadar ki geçen 1-2 dakikalık kayıp onun sınav süresinden alınacaktır. O yüzden 1-2 dakika bunu bazen bazı hocalarımız bir 5 dakika gibi bir tolerans da koyabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Başlangıcını ve bitişini yazdım. Şuradaki bitişe şu zamana kadar kısmına ne yazdıysam aynısını yazıyorum. 27 diye bunu buraya koydum. Yani birebir şu kısımla bitişle şu ana kadarki kısım farkındaysanız birebir aynı. Bu sınav ayarlarımı yaptım. İstersen bunu kaydet deyip sonrasında soru kısımlara da geçebilirim. Bakın şu ekranı bir görün istediğim için aslında kaydettim. Farkındaysanız bakın sınavımı ayarladığımda sürem burada belli. Çoklu giriş hakkına hayır demişim. Hani sınav ekranlarınızı kontrol edersiniz diye bu ekranı belki ekranını çekersiniz diye özellikle bu kısma geldim. Yanıtlarını göster hayır. Her seferde bir tane soru geliyor ve cevaplandırma sonrası soruları kilitliyorum. Ve sınavım benim saat 10'da başlıyor, 10.27'de bitiyor ve 25 dakika sınav süresi var. Devam edelim şimdi tekrar sorularımızı buraya eklemeye. Sorular kısmına geldim. Yine çok önemli noktalardan bir tanesi de bu hocalarım. Yeni soru ekle deyip buradan direkt sorularınızı yazabilirsiniz. Bunu yaptığınızda her öğrencinin karşısına sorular aynı anda gelecektir. Güzel bir teşkilatlanmayla herkes yüz alacaktır zaten. Onun için ona dikkat etmekte fayda var. Onun için biz ne yapıyoruz? Öncesinde soru bankası oluşturmuştuk. Ve biz bu soru bankasının içerisinden soruları alıp buranın içerisinde karışık şekilde gelsin istiyorum. Onun için yeni soru grubu diyorum. Yeni soru grubu. Eğer varsa birden fazla soru grubu oluşturabilirsiniz. Çünkü işte A konusundan 3 tane sorayım, B konusundan 5 tane sorayım, C konusundan da 6 tane sorayım deyip böyle sorularınızın toplamını 20'ye 25'e tamamladığınızı düşünelim. Onun için farklı farklı gruplar yapacaksınız. Mesela grup 1 dediniz, buraya yazdı grup 2 şeklinde yaptınız. O grubun içerisinde kaç tane soru varsa onların içerisinden kaç tane seçmek istiyorsanız buraya onu yazıyorsun. 2 dedim ve her sorum kaç puan değerinde olsun? 5 puan değerinde olsun. Farkındaysanız bakın soru bankasında soru yazarken hiç dikkat etmemiştim. Ben burada nasıl olsa her sorunun puanını belirlediğim için otomatik yukarıdaki 0 puan yazan kısımken buradaki benim verdiğim puana göre şekillenecek. Ben soru kısmında ne yazarsam yazayım hiç önemi yok. Bunu buraya yaptım. Ve bunu bir soru bankasına bağla dedim. Bunu tıkladım. Benim bakın birçok sorularımı görüyor. Ve işte gitsin mesela afet kültüründe 20 tane soru vardı. Bunun içerisinden 2 tanesini seçsin. Hatta 20'nin içerisinde isterseniz 6 tanesini seçsin diyebilirsiniz. Bunu dedim. Burada yine birçok hocamızın atladığı bir nokta var. Hemen kaydete basıyorlar.
Ondan önce grup oluştur demeniz gerekiyor. Şuna grup 1 diyeyim, hatta başka bir tane daha oluşturayım. Bunu oluşturdum ve tekrar yeni soru grubu deyip ikinci soru grubunu da buraya oluşturabilirim. Ne demiştik biz? Hani A konusundan 5 tane, B konusundan şu kadar şeklinde yapıyorduk ya. Farkındaysanız bakın 6 tane soru seçtim ve her birine 5 puan dedim. Soru bankamda 1 yazıyor ya da 5 yazıyor, hiç fark etmiyor. Getirdi puanımı, buraya hesapladı. Yine 2 tane seçsin ve her soru 7 puan değerinde olsun bile diyebilirsiniz. Yine soru bankasına bağla dedim. Az önce şuraya soru bankamı oluşturmuştum. Nerede? Sorularınızın içerisinde bakın kaç tane soru olduğunu da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen şuradan bir tane seçeyim. Soru bankasını seç dedim. İki tane soru alacağım buradan. Grup oluştur dedim ve bunu da oluşturdu. Bakın 44 diye buraya getirdi. Ve bunu kaydet dedim. Benim sınavım burada bakın. 44 puanlık bir sınav hazırlamışım. Bunu tabii ki sizler yüze tamamlayabilirsiniz. Sınav sürem 25 dakika vesaire. Buradaki her ayarım var. İzlememi yaptım. Bütün ayarlarım istediğim gibi. Ve yayınla dediğimizde ben sınavımı şimdiden yayınladım. Yayınlamış olduğum sınavda da öğrenciler pazartesi günü girebilecekleri için hiçbir şekilde erişim sağlayamazlar. O konuda endişeniz olmasın. Yani bazı hocalarımız hani normalde örgünde ne yaparız? Sınav günü geliriz, sorularımızla birlikte sınavımızı başlatırız ya. Burada öyle bir şey yok. Ben bütün ayarlamalarımı yapıyorum. Sınav anında otomatik sınav kendiliğinden başlayacaktır. Hatta bakın öğrenci görünümüne tıklayıp öğrenci nasıl görüyor burayı onu da deneyimleyebilirsiniz. Kısa sınavlar kısmına geldiğimde bakın benim burada bir sınavımın olduğunu, 16 Kasım'da başlayacağını, 8 tane sorudan oluştuğunu görüyor. Öğrenci görünümünden çıktım. Yani daha öncesinde yayınlamış olmanın özetle size hiçbir zararı yok hocalarım. Bu kısım bu şekilde. Şimdi vize sınavıma tıkladığımda sınav anında isterseniz hangi öğrenciler sınavınıza girebilmiş, hangi öğrenciler sınavınıza girememiş gibi ekranı da, yani biz ona sınavı monitör etme diyoruz. O ekranı da sağ tarafta kısa sınavları yönet butonuna bastığım anda, bakın sınav başladığı anda burada kaç dakikanın kaldığını, bir hak verdiğiniz için zaten o hakkının otomatik tükendiğini ve sınav bittiği anda da kaç puan aldığını burada direkt görebiliyorsunuz. Öğrencilerinizin bütün şeyini buradan takip edebiliyorsunuz, bütün sürecini. Eğer bir sıkıntı yaşadı, girdi, tekrar giremedi vesaire, size de hemen ulaştı. Eğer istiyorsanız ona bir 5 dakika 10 dakika tekrar süre de verebiliyorsunuz. Yandaki kaleme tıkladığınızda ikinci bir hak vermek, süre vermek vesaire gibi birçok seçeneği de sınav anında da öğrencinize özel hak verebiliyorsunuz. Bir şekilde sorun yaşadı, giremedi, edemedi ve siz ona da ikna oldunuz. Sınavını bir 5 dakika daha uzattınız ki örgünde de yapmıyor muyuz? Hani herkesten toplarız, toplayana kadar bir 5 dakika 10 dakika daha süre verdiğimiz, ettiğimiz böyle özel durumlarımız olabiliyor. Aynı özel durumu çevrimiçi sınavlar sürecinde de yine yönetebiliyoruz hocalarım. Sınavımız bittikten sonra da notlar kısmına zaten kaç tane sınav yapmış isek hepsi buranın içerisine dökülüyor. Vize sınavım, final sınavım vesaire hepsi buranın içerisinde duruyor. Ve buradaki not defterinde de zaten ad soyadlar, birçok yapı buranın içerisinde var. Buradaki notları da dışarıya aktararak Aksis'e
notlarınızı girebilirsiniz. Burada birçok hocamızdan dediğim gibi soru geliyor. Mergen'deki açmış olduğunuz sınav aksisle de otomatik entegre bir şekilde değil. Burada sınavınızı yapıyorsunuz, notlarınızı aksise girmek gerekiyor. Onun için isterseniz sınıfınız çok kalabalık değilse zaten buradan bakıp notlarınızı girebilirsiniz. Eğer arzu ederseniz buradan dışa aktar diyerek de Excel formatında sınavınızı dışarıya aktarabilirsiniz ve o şekilde de yine sınav sürecinizi yürütebilirsiniz. Bunu iki sebeple yapabilirsiniz. Birincisi zaten sınavınızın yedeğini almak açısından bu önemli. İkincisi de sınavı yine burada Axis'le entegre bir şekilde, yani Axis'e daha doğrusu Excel'den not ekleme kısmı var. O toplu not ekleme kısmını yaparak da buradan bu süreci yürütebilirsiniz. Sınav anında mesela notları sınavı bitirdi. Sınav bitiminden hemen sonra çocuk kaç aldığını görür. Yani 30 mu aldı, 50 mi aldı, 100 mu aldı, öğrencilerin sonra kaç aldığını görür. Dolayısıyla onları da isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. Şu alt tarafta Grade Posting Policy kısmında otomatik bir şekilde görsün, yani yayınlama süreci, ya da siz onu manuel bir şekilde yayınlamak istiyorsanız, yani sonrasında siz bir göreceksiniz ve sonrasında yayınlamak istiyorsanız manueli buradan seçmeniz gerekiyor. Sınav notunu öğrenci hemen sınavın bitiminde hemen kendi notunu görmesin istiyor iseniz. Ama çoğunlukla da hani görüyor olması daha da iyi. Aksise bir daha gir et vesaire, orada da sizi de yormamış oluyor. Ama tabii ki her sınavın, daha doğrusu her dersin kendini doğasında farklılaşan süreçler var. Onun için de o ayar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sınavımda bu şekilde yine gelelim. Kısa sınavlarımı ben bitirdiğim zaman, yani şuraya tekrar geleyim, sınavımın içerisine gireyim. Ben sınavımı bitirdiğim zaman öğrenciler bu sınava girdikten sonra notlar oluştuğunda burada bir de öğe analizi göreceksiniz. Öğe kısa sınavlarımı yönettiğimde bu ekran gelmişti. Şu sağ tarafta öğe analizi diye bir yapı göreceksiniz. O da size işte benim sunumumda söylediğim madde güçlük ve madde ayırt edicilik indekslerini size sunacaktır. Yani sorularınızın güçlük değerlerini, yüzde kaç almışlar, nasıl bu süreç yürümüş, bunları da yine görebilirsiniz. Geçen dönem yapılmış bir sınav üzerinden size bunu göstereyim eğer arzu edersiniz hocalarım. Mesela benim burada yine afet kültüründe yapmış olduğum kısa sınav, bakın böyle sınavımı bitirdim. Bir sürü sınavlarım vardı buranın içerisinde. Örneğin final sınavıma girdiğimde kısa sınav istatistiklerini bakın burada gördüm hemen. Çünkü sınav oldu artık herkes. Kısa sınav özetini bana bakın. Ayarlıyor, kırılma noktasını vesairesini, her şeyini kendisi hesaplıyor. Oturup hiçbir hesaplama yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu öğe analizini isterseniz bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Size Excel olarak her soruyu kaç kişi cevaplamış, soru size cevapları gerçekten çok detaylı bir Excel, bir rapor oluşturuyor burada. Öğrenci analizinde ve öğe analizinde iki ayrı size rapor sunuyor. Ama bu size genel bir grafik çiziyor, bakın farkındaysanız. Ortalama 71 almış herkes. 100 puan üzerinden. En düşük 10'muş. Standart sapması 13.13'müş. Ortalamada 25 dakikalık bir sınavı ortalama 21-22 dakikada bitirmişler. Ve buranın içerisine geldiğinizde de bakın her sorunuz için ayrı ayrı şeyleri söylüyor. Mesela bu sorun benim 259 kişi içerisinde 258 kişi cevaplamış. Yani herkes cevapladıysa demek ki ufak tefek sıkıntı var demektir. Ama ben size şey söylemiştim ya hocalarım, soru hazırlarken işte doğru cevap ve çeldiriciler. Burada da işte bunu görüyorsunuz. Hangi seçeneğiniz azsa, mesela su ile müdahale etmeliyiz. Bakın sadece bir kişi cevaplamış. Demek ki bu aslında benim için iyi bir çeldirici değil. Bunun gibi her sorunuzu buradan bakıyorsunuz ve burada
Eğer sorunuzu kırmızı görmüyorsanız, ayrışma indeksine göre çünkü burada yapıyor. Soru kalitenizde sorun yoktu demektir. Ama böyle kırmızı görüyorsanız o sorunuzu tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Farkındaysanız yukarıdaki gibi bir soruda bir dağılım vardı ama burada neredeyse herkes ama herkes zaten A'yı işaretleyip geçmiş. Onun için de bu yine önemli. Yani bir doğruyu cevaplama oranına göre zaten burada bir kendince bir hesaplama var. Onu formülün içinde anlatmama gerek yok. Zaten bu Excel hesaplıyor. Bakın bunda yeşil görüyorum. Hiçbir sorunum yok. Gibi böyle her sorunuzun size bir analizini yapıyor. Gözden geçirmeniz gereken sorularınızda sizin için söylüyor. Ona göre de bir işlem yapmakta fayda var hocalarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sesleri de yine ben buranın içerisinden hemen geliyorum. Sorusu olan hocalarımı eğer mikrofonlarını açarak da yine sorularını alabilirim hocalarım. Can merhaba, ben Teknik Bilimlerden Serap Nalbantoğlu Karaöz. Evet. Birden fazla grup yaptık. Tek bir grup yapsak, mesela 40 soru koysak tek bir gruba. Soru sayımı da 20 yapsam, yine karıştır desem karıştırır değil mi? Birden fazla grup yapmak çok önemli değil. Hayır, şöyle önemli hocam, ikisi birbirine farklı şeyler. Tekrarlayayım. Birden fazla grup yapmak isteme sebebim şu. Farklı konulardan sorular hazırlıyorum. Gruplara olarak yani aslında soru bankamı gruplandırmış oluyorum. A konusundan 10 tane soru koydum, B konusundan 10 tane soru koydum, C konusundan 10 tane soru koydum. Ve ben o konuların içerisinden 3'er tane, 5'er tane almak istiyorum. O zaman bunu yapacağım. Yani yapmak zorunda değiliz değil. Birisi elma, birisi armut. Başka şeyler. Dolayısıyla böyle bir Ben case'iniz kaçırmışım varsa bunu yapacağım. Eğer benim öyle bir derdim yok, ben sadece bir tane soru bankası oluşturup içerisinden o sorunun içerisindeki konu dağılımı benim için hiç önemli değildir diyorsanız direkt tek bir tane grup oluşturup oradan devam edebilirsiniz hocam. Tamam hocam, teşekkürler. Rica ederim. Ben bir şey sorabilir miyim? Bir tek soru Hocam bank. soru sorarken kim olduğumuzu söyleyebilirsek sevinirim hocam. Çağrı ben, Rekabetim eğitim açısından. bilimleri. Buyurun Çağrı hocam. Tek bir soru bankası oluşturduğumda öğrencinin önüne sorular aynı sırayla mı Hayır. gelecek? Karmaşık bir Yine şekilde gelecek. karmaşık gelecek. Evet. Tamam, teşekkür Ama ederim. soru bankası oluşturduğumda yine benim o soru bankasına bağladığım mantıkta bir şey yapmam gerekiyor. Onu yapmayıp soru bankasının içerisinden gene manuel seçerseniz tek sırayla gelir. Benim işte nasıl yaptığım sen o şekilde soru bankasına sizin sınavınızı bağlamanız gerekiyor. Çünkü soru bankası oluşturmak demek illa soruların karışık geleceği anlamına gelmiyor. Soru bankasından gidip yine elle soru da seçebilirsiniz. Onu yapmamanız gerekiyor. Benim gösterdiğim şekilde yapmanız gerekiyor. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Hocam, Buyurun. Cahit Bey'den Sayın Soy. İrfan Hocam, Buyurun hocam. açık uçlu sorularda da aynı mentaliteyi sağlayabiliyor muyuz? Aynı mantaliteden kastınız nedir hocam? Yani aynı şekilde grup soru bankaları oluşturduğumuz takdirde ve açık uçlu soru sorarsak da karışık bir şekilde karşısına çıkarmıyor öğrenciler. Aynen öyle. Herkesin karşısına farklı bir soru şeklinde getirecektir. Ama orada tabii ki doğal olarak hani seçenek olmadığı için onları karıştır vesaire gibi bir şey olmayacak biliyorsunuz hocam. Hocam, benim bir sorum olacak. Veteriner Fakültesinden Özge Turna. Buyurun. Teşekkürler öncelikle sunum için. Hocam, boşluk doldurmalı sorularda farklı karakterlerin kullanımı, işte büyük harf veya işte arada bırakılması gereken boşluklar, bunun gibi şeylere duyarlı mı sistem? Hocam şöyle büyük küçük harflere duyarlı ama aradaki boşluk şeyleri tabii ki orada önemli. Onun için zaten mümkün olduğunca hani kelime grubu yapmamaya dikkat etmekte fayda var. Ankara, işte İstanbul gibi yani çok cümle halinde bir şey kelime grubu oluşacaksa orada benim size önerim hani çok daha seçmeli soruya kaymanız. Ama büyük küçük harf duyarlılığı var hocam onda sorun yok.
Yani mesela şöyle hocam, farklı olasılıklar da koyabiliyorsunuz. Yani mesela yanıt 275 milimetre civa, oraya öğrencinin yazması gereken, ama 275 ile bu birim arasında öğrenci boşluk koyduğunda veya boşluk koymadığında, ama ben yanıtımı, doğru yanıtıma boşluk koyduğumda bunu yanlış olarak mı algılayacak sistem? Onun için de işte yine dedim ya, bizim için hani soru bankasını, mergeni yani kanvası kullanmak önemli olduğu kadar soru hazırlamak da bizim için önemli. Orada sizin için birim önemli değil ise kaç milimetre civadır diye sorunuzu sorup oraya sadece 125 yazmasını isteyin. Eğer birim önemli ise ona göre alternatifler üretin. Yani orada aslında kullanım kolaylığını sağlamak adına kendi tarafımızda düşüncelerimiz de bizim için önemli. Birim önemli ise evet, orada alternatiflere dikkat etmek lazım. Önemli değilse hiç orayla yormayın. Bu sefer onunla ilgili size sorular gelecektir. Hocam ben milimetreyi yazmadım da boşlukta bırakmadım. Acaba ondan mı kabul olmadı da ondan mı yanlıştı diye. Çünkü çoktan yani çevrim içi bir sınavda sınav öncesi çok yormaz hocalarımızı. Hazırlığımızı güzel yaptıysak yormaz ama sınav sırası ve sonrasında bizi çok fazla yorar. Şu olduydu, bu olduydu vesairesi gibiydi. Sınav öncesinde sadece eğer öncesinde belirttiyseniz herkese işte farklı sorular gelecek, ben o sorulara geri dönemeyeceğim diye ilk size söyleyecektir. Hocam ben hani ya hatırlayamazsam işte sonra dönmek istiyorum vesaire gibi şeyle sizi yorarlar. Onda da artık karar sizin yani. Ama şöyle bir şey var. Siz tutarlı olduğunuz müddetçe hocam hani bir sefer bir tane iki tane öğrenciden geliyor. Sonrasında ses kesiliyor. Onun için çok da sorun olmuyor. Bir de şöyle bir güzel bir tarafı var. Az önce ekranda onu söylemeyi unuttum. Sınav istatistikleri kısmında bir kişi sınavını kaçıncı dakikada kopmuş, tekrar kopmuş mu, geri mi gelmiş, onların hepsini görüyor. Mesela size bazen şunu da geliyor öğrencileriniz. Hocam benim ekranın dördüncü sorudan sonra dondu, ben bir daha da giremedim, hiçbir şey yapamadım. Bir giriyorsunuz bakıyorsunuz ki 8-9 tane soruyu cevaplamış bile zaten çoktan, sonra çıkmış. Yani dijital iz hiçbir zaman yok olmadığı için sınav itirazlarında aslında normal örgüne göre biraz daha kolay analiz yapabiliyoruz. Daha kolay bu sınav itirazlarına cevap verebiliyoruz hocalar. Peki gerçekten kopma olduysa öğrencide hocam internet bağlantısında? Yani orada hocam işte şey. Sınavda çıktı. Tekrar sınava nasıl dahil edebiliyoruz öğrenciyi? Hocam sınav süresi içerisinde tekrar kendini girebiliyor. Sizin ekstra bir şey yapmanıza zaten gerek yok. Ama sınav da bitti. Dolayısıyla sınav bittikten sonra bu süreçler gerçekleştiyse oradaki takdir sizin. Gösterdi mi ekran üzerinden sınav olduğu anda tekrar hak verme gibi, tekrar süre verme gibi durumlar sizin takdirinizde hocam. Teşekkürler hocam. Hocam benim bir sorum olacaktı. Benim de sorum vardı ama çakışmayalım. Ben sorabilir miyim önce? Buyurun. Orman Fakültesi Aysel ben. Şimdi hocam iki tane aslında sorum var. Bunlardan bir tanesi düzeltme formülüyle ilgili. Biz o formülü yönergede formül kullanacağını belirttikten sonra hesaplamayı sistem kendi mi yapıyor yoksa biz mi yapıyoruz? Canvas üzerinde hocam size sadece doğru yanlış cevapları gösteriyor. Sonrasında size öğe analizi verdiği kısımda yani Excel'e onun çıktısını veriyor. Orada yanlış ve doğruları veriyor size hocam. Oradan kendiniz yapıyorsunuz. Kendisi otomatik mergen üzerindeki yapıda yok diyebiliyorum. Tamam. Bir diğeri üç farklı grup soru hazırladık. Tamam hocam. Yani toplam işte 7 tane konumuz var. Her konudan da işte sorular hazırladık. Bu gruplara giren sorular hazırladık. Geçen dönem benim başıma geldiği için soruyorum. Soruları karıştır dediğimiz zaman işte mesela 6 tane çoktan seçmeli. Arkasından işte 2 tane şey geliyor. Doğru yanlış geliyor. Ondan sonra ötekiler geliyor. Ama normalde benim işte 15 soru işte çoktan seçmeli. Arkasından işte doğru yanlış 10 tane ve ondan sonra da şey gelmesi gerekiyor. Soruları karıştır dediğimizde bunların aralara karıştığını görebildim. Evet, onu tam az önce işte söylemiştim hatırlarsanız. Onun için farklı soru gruplar, soru bankasında farklı soru bankaları oluşturmanız gerekiyor ve soru gruplarını da farklı oluşturmanız gerekiyor ki o sırayla gelsin. Yani konulardan soru hazırlarken de yine kendi içinde tekrar bir gruplama yapmamız lazım. Üç eğer farklı sorularınız çeşitleniyor ise, sorularınız değişiyor ise, evet onu da yapmanız
gerekiyor hocam. Aksi takdirde içinden rastgele çektiği için onu bilemez hocam. Evet, evet. Tamam. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Teşekkürler. Ehsan Bey merhaba, ben Almanca öğretmenliğinden Meral Çakır. Sorum şu, aslında chatte gelmiş. Şimdi sunumunuz için çok teşekkür ederim. Çok güzel, ayrıntılıydı. Fakat klasik sınav yapacaksam hocam, yani bilgini soru soracağım, yanıt istiyorum. Bu sistemi ben hiç mi kullanamayacağım? Çünkü benim öyle bir sistemim yok. Yani ne çoktan seçmeli ne de açık uçlu bu hocam, zamana kadar yapmadım. Orayı kaçırdığınız sanırım, tekrar izlediğinizde görürsünüz. Evet. Birden fazla soru tipine izin veriyor. Açık uçlu da orada sorabiliyorsunuz. Evet. Orada vardı zaten. Yani o sisteme girip yapacağım. Onu gördüm orada. Evet. Yani beni bağlamıyor. Diğer illaki çoktan seçmeli, işte doğru yanlış gibi bir soru tipi seçmeden o yukarıdan dediğiniz gibi açık uçlu veyahut farklı soru tipleri diye orayı hocam, seçip yapmam lazım. Ödev de verebiliyorsunuz zaten. Orada hocanın elinde sınav yöntemi var. Nasıl istiyorsun? Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Rica ederim hocam. Başka sorusu olan hocam, hocam var mı? Yeşim Bayraktar, ben Türk Dili dersi için soruyorum. Evet. Yanlış mı anladım? Soruları hazırlarken numara vermememiz mi gerekiyor? Evet. Hiçbir şey vermeyeceksiniz hocam. Kendisi numaralandırıyor zaten. Soru 1 vesaire gibi bir şey yazmanıza hiç gerek yok. Sadece soru kökü, seçeneklerde de A, B, C, D yazmamanız gerekiyor. Sadece soru kökü ve seçenekler. O kadar hocam. Tamam. Öğrenciye bu karışık olarak gelecek. Bir de sınavı yayınladım diyelim. Ondan sonra herhangi bir müdahalede bulunabiliyor muyum ben? Bulunabiliyorsunuz hocam. Sınav anına kadar, sınav başlayana kadar istediğiniz müdahalede bulunabiliyorsunuz hocam. Hiç sorun yok. Düzenleye gelip tekrar yapabiliyorsunuz. Yayını kaldırabiliyorsunuz, tekrar yayınlayabiliyorsunuz. Sınav başlayana kadar bütün yetkisizde her şeyi yapabiliyorsunuz hocam. Tamam, teşekkürler hocam. Rica ederim. Hocam. Pardon. Buyurun. Buyurun hocam. Melek Elmas, ben Türk Dili dersi için. Şimdi bu soru grupları hakkında bir şey soracağım. Hani gruplara göre soruları ayırın dediniz. Şu konudan şu kadar soru, şu konudan ayırın şu kadar soru. Ayırın demek hocam. Ayırmak istiyorsanız ayırabilirsiniz. Tamam. Peki şöyle bir şey yapsak. Diyelim ki biz sınavımızda 20 soru soracağız. Ve bu 20 soruyu soru bankası oluştururken 20 soru olarak bankada oluşturduk. Ve kendimiz dikkat ederek işte her konudan belli bir oranda soru alarak 20 soruluk bir banka oluşturduk. Dolayısıyla sınava bunu aktarırken yine otomatik olarak karıştırarak getireceği için bu problem yaratır mı? Yaratmaz hocam. Az önce de bir hocamızın zaten benzer bir sorusuydu. Yani tek bir soru grubu oluşturup tek bir soru bankasından onu yapabilirsiniz hocam. Tamam. Teşekkürler. Hocam, Veteriner Fakültesinden Ermiş Özkan. Buyurun. Bu ek süreyle ilgili bir sorum olacaktı da. Şimdi mesela sizin yaptığınız örnek sınavda 25 dakika sınav süresi verdik. Sınav bittiğinde 27 dakika dedik. O 2 dakikalık işte pay verdik. Ama mesela öğrenci işte sınavdan düştü, koptu, bize bir şekilde ulaştı. Ek süre vereceğim. Mesela ek süreyi 10 dakika vermem gerekiyor, atıyorum. Evet. Bu 10 dakikayı her halükarda verebiliyor muyum? Mesela o 27 dakikayı geçiyor ya, 10-27 mesela. O zaten sizin manuel bir müdahalede bulunduğunuz için hocam, 27 dakika sınavın normalde herkes için bitmesi gereken bir şey. Siz oraya anladım. 10 yazdığınızda o süre bitse bile 10 dakika sonra onun sınavı bitiyor hocam. O yetki sizin elinizde hocam. Tamam, onu sormak istemiştim. Teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Başka sorusu olan hocam var mı? Hocam iyi günler. Teknik bilimlerden İlker İş Yılmaz. Benim buyur aslında iki tane sorum olacaktı hocam. Birincisi şıklı soru. Mesela bir sorunun diyelim ki fizik sorusunda A dedik cismi etki eden kuvveti bulun. B dedik cismin şu kadar saniyedeki hızını bulun. Bunları mesela bağlı soru olarak sormak. Bir de şu var hocam. Mesela A'da bulduğu değeri B'de yerine koyması gerekiyor diyelim ki. İkisi birbirine bağlı. Ben mesela A'da bulduğu değer eğer küçük bir sapmayla yani yanlış değer bulmuş olabilir. Ama B'de ona göre çözdüğü zaman
B'yi doğru kabul etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Hocam onu çevrim içi bir sınavdı işte. O yüzden o vurguyu yaptım. Birbirine bağlı, koşullu soru sormamanız gerekiyor. Aksi takdirde çünkü herkese soru sırası şeyler değiştiği için de ister istemez oradaki kısım burada karışacaktır. Hatta koşullu sorduğunuz ikinci soru önce gelebilir. Dolayısıyla eğer soruları karıştıracaksanız ve her ekranda tek bir soru gelsin ve geri dönemesin dediğiniz anda bu tarz bir soru tipi olmaması gerekiyor. Farklı bir senaryo düşünmeniz gerekiyor hocam. Peki hocam, yani o zaman dosya yüklemeli soru sorup manuel olarak tabii ki orada zaten hiç sorun yok. Benim bu söylediğim sadece hani objektif testler dediğimiz boşluk doldurmadır, çoktan seçmeli vesaire o soru tiplerinde mümkün değil diyorum tabii ki. Hani onu düzeltme yapmış olalım. Bu tarz hani açık uçlu ya da dosya yüklemeli bir şey yapıyorsanız onların hepsinde tabii ki bunu yapabilirsiniz hocam. Onda sorun yok. Bir de hocam şu vardı, mesela 5 sorudan 4'ü cevaplanmalıdır diyebilir miyiz? Ya da fazla cevaplarsa mesela ilk 4 soru hesaba katılacaktır gibi bir koşul koyabiliyor muyuz? Onu hocam oradaki yapı aslında 5 sorudan 4 tanesini cevaplamasını istiyorsanız işte gösterdiğim gibi soru bankasından çekip soru bankasında orada 5 tane vardır. O soru grubunun içinden 4 tanesini alsın kullansın dediğinizde çocukların karşısına rastgele 4'ü gelecektir. Ha siz arasından kendisi seçsin diyorsanız orada yine 5 tane getirtip yapıp onu yönergenizde yazmanız gerekiyor. Ama değerlendirmeyi tabii ki manuel orada hatta hemen sınav sonucunu görsün kısmındaki kısmı manuel yapıp orada kendiniz biraz daha müdahil olmanız gerekecek hocam. İlla onu istiyorsanız. Ama bu da tabii ki mümkün. Sonuçta yani siz orada bütün sorularınızı sordunuz. Bütün sorulara verilen her cevabı size rapor ediyor. O rapor üzerinde ve güzel bir Excel veriyor. Zaten Excel'de istediğiniz manipülasyonları yapabilirsiniz zaten hocam. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başka sorusu olan hocam var mı? Ben sorabilir miyim acaba? Buyurun hocam. Çok teşekkür ederiz sunum için. Suat Yılmaz ben, Mühendislik Metalurji'den. Buyurun hocam. Sınav esnasında öğrenci iletişimi sağlanabilecek mi? Chat üzerinden mi olacak yoksa sesli şey yapabilecekler mi? Hocam orada Zoom ya da benzeri bir şeyi açtırtabilirsiniz ama zaten hemen üzerinden Canvas'ı açtığınızda orada zaten size hani mesaj yazabiliyorlar. Onları direkt orada görebiliyorsunuz sınav anında. Yani siz sınav esnasında öncesinde veya sonrasında dersiniz için iletişim kanalı olarak neyi seçmişseniz onu orada uygulayabilirsiniz. Bazı hocalar Maxis'i seçiyor. Bazı hocalarım Zoom'u açtırıyor. Bazı hocalarım diyor ki bana mail atın. Mail attığınızda anında hani mailim de bir kenarda açık. Yani orada siz hangi iletişim kanalını seçtiyseniz şunu bile yapabilirsiniz. Belgenin içerisinde orada bir tane tartışma açabiliyoruz ya hocam dersimizin içerisinde. Oraya bir tane sınavla ilgili sorunlar gibi bir şey de koyabilirsiniz. Ama o tabii ki çok tercih etmiyorum ben kendi adıma. Neden derseniz orada bir sürü yazışma oluyor. Orada bir sürü yazışmanın içerisinde de gerçekten sorunu olan bir arkadaşımızın sorunu arada kaynayabiliyor. Ben o yüzden direkt maili tercih ediyorum hocam. Bana mail attıklarında anında varsa bir sorun dönüş sağlıyorum. Orada çünkü benim sınavın başlayamadı, sınavında sorun var gibi seçenek tutun da ben sınava girebiliyorum, bende sorun yok ki bilmem ne diye başlıyorlar. Biliyorsun chatleşmeye. Hani o chat ekranı gördükleri anda orası doluyor. Orada da kaynayabiliyor. Ben onun için şahsen kendi derslerimde hocam e-maili tercih ediyorum. Orada takdir sizlerin. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Başka sorusu olan hocam var mı? Hocam ben bir şey daha sorabilir miyim? Yeşim Bayraktar. Buyurun. Yanlış doğruyu götürür gibi bir şey yok değil mi sorularda? Öğrenci bunu soracaktır hani test sorusunu görünce. Onu hocam tekrar söylüyorum. Sizin elinizde. Siz yanlış doğruyu götürür yani düzeltme formülü uyguluyorum diyor iseniz yönergeye yazacaksınız. Götürmüyor diyorsanız yine yönergeye yazacaksınız. Sürekli öğrenciler sormasını istiyorsanız da yine yönergeye yazacaksınız. O yüzden hani ben yönergeye vurgu yaptım farkındaysanız orada her şey açıksa zaten sorular azalıyor hocalarım. Anladım. Yani bu yanlış doğruyu götürme işlemini sistem otomatik olarak yapmıyor yani benim belirlemem. Sistem otomatik olarak yapmıyor. Evet hocam. Tamam. Tamam, sağ olun hocam. Rica ederim.
Hocam, Veteriner Fakültesinden Funda Bağcıgil ben. Şimdi bizim müfredatımızda bazı dönemlerde değişiklik olduğu için bir ders 3 farklı sınıfa açılıyor ama müfredat içeriği aynı olup aynı soruların sorulacağı sınavlar olabiliyor. Evet. Şimdi normalde hani sistem A dersi yani 3. sınıflarda işte o müfredatta sınavı oluşturup sonra aynı sınavı diğer derste de oluşturuyordu. Bir sınavı oluşturup ona 2 farklı dersi bağlayabiliyor muyuz bu sistem üstünde? Hocam 2 dersi bağlama gibi bir şey olmuyor. Ancak yine benzer durum tıp fakültesinde de çok yaşandığı için ona nasıl bir çözüm olabilir biz bakmıştık. Tekrar size bir zahmet vermiyor. Siz bir tane referans ders alıyorsunuz, orada her şeyinizi hazırlıyorsunuz. Sonra diğer dersinizden oraya aktarım yapabiliyorsunuz hocam. Onu hemen göstereyim. Dolayısıyla bir kez hazırlık yapıp bir daha hazırlıkla uğraşmanıza gerek yok hocam. Hemen onunla ilgili ekranımı paylaşayım ve size göstereyim hocam. Ben sınavım buranın içerisindeyim. Sınavlar kısmında bakın burada birçok sınavım gelmişti. Ayarlar kısmına gidiyorum. Daha da hem dışarıya exportu hem importu göstereyim. Ayarlara geldim. Buradan ders içeriğini dışarı aktar diye bir seçeneğim var. Ders içeriğini dışarı aktar dediğimde dersi değil de alttan sadece sınavı seçebilirim. Ve hatta burada bakın hocam bütün sınavlarım vardı. Sadece bütün sınavı değil de şu vize sınavını ben açtım ya şimdi. Vize sınavımı aktar deyip aktarım oluştur diyorum. Ve çok kısa bir zaman içerisinde bu aktarım oluşuyor ve şurada beliriyor. Bunu tıkladığınız anda bilgisayarınıza indirdi. Bu aktarımdı. Şimdi geldim aynı mantıkta ayarların içerisinde. Ders içeriğini içeri al dedim. Bu ders içeriğini içeri al dediğimde iki yolum var. Birincisi az önce dışarı aktardığım yapıdan alabiliyorum. Mergen dersi dışarı aktarma paketi diyor. Ben az önce aktarmıştım ya. Seç deyip indirilenlerden şurada ya bu tabii ki otomatik zip'i açtı. Benim hani bilgisayar ayarı olduğu için şuna seçip seç dediğimde direkt buranın içerisine yüklüyor. Onu hemen zipleyeyim ki görün nasıl bir şey olduğunu. Bakın şöyle dosyayı seçtim. Seçtiğiniz anda size zaten indirilenlerin içerisinde zipli bir dosya seçiyor. Şunu zipli dosyayı seçtim. Yine burada tüm içerik değil, belirli bir içeriği seçini işaretliyorum. Ve içeri aktar diyorum. İçeri aktardığımda bakın şurada çalışıyor. Ve bu aktarım işlemi bittiğinde içerik seçin diyor. Buradan İşte birden fazla aktarım yaptıysam da işte şu ikisini de seçip seç dediğimde otomatik getirip öbür dersimin içeriğine basıyor. Birincisi bu hocam. İkincisi de aktarım kısmında bir merken dersini kopyala deyip buraya diğer dersinizin ismini yazdığınızda ve belirli bir içeriği seçip ki şu an ikinci gösterdiğim daha kolay bir yol. Hani export et, import etmekle uğraşmıyorsunuz. Uygulamalı girişim. Ya şimdi bende çok fazla ders çıkıyor. O sizi korkutmasın. Ben hani AUZEM yetkilisi olarak yetkim olduğu için ben bütün derslere erişebiliyorum. Herhangi bir taneyi seçtiniz. Belirli bir içerik dediniz. Devam et dediniz. Bu kayıt altına alındığı için devam etmek istemiyorum hocanın içeriği görülmesin diye. Oradan da yine sınavı seçip onun içerisine atabilirsiniz. Yani özetle hocam tek bir seferde dersinizi referans alıp orada oluşturup sadece bir mergen dersini kopyala diyeceğim. Belirli bir içerik diyeceğim. Gideceğim oradan sınav alıp oraya basacağım. İş bitecek hocam. Yani sizi birazcık zahmet veriyor ama sıfırdan aynı işi yapmanızı gerektirmiyor en azından bu yöntem hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Başka sorusu olan hocam var mı? Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Emel Öztürk, ben Orman Fakültesi'nden. Hocam benim de iki tane sorum olacak. Birincisi
Bu Zoom'da oturum açtığımız zaman derslerde 40 dakikada bir o bağlantı kopuyor ve yeniden bağlanıyoruz. Sizin açtığınız, siz nasıl açtınız kopmadan devam ediyor? Onu öğrenmek istiyordum ben. Neyi nasıl kopmadan? Zoom bağlantısını hocam. 40 dakikada bir normalde bağlantı kopuyor ve yeniden bağlanıyor. Benim lisansım vardı o yüzden hocam. Yani bizim öyle bir şansımız yok herhalde değil mi hocam? Yani sınav boyunca. Çünkü sınavlar 40 dakikadan uzun sürecek. Yok hocam. Peki hocam. O zaman ikinci sorumu sormak istiyorum hocam. Ben teknik resim dersi veriyorum. Dönem içinde de bu ödevler bölümünden öğrencilerin gün içinde yaptığı ya derslerde yaptığı çalışmaları ve ödevleri buradan takip ediyorum. Ama öğrencilere şunu düzelttiğim zaman öğrenci oradan yeniden ödevini yükleyip fotoğraf olarak gönderebiliyor. Şimdi sınavda da ben asistan soruları sorup yine Meryem üzerinden cevapları almak istiyordum ama sınav bölümüne fotoğraf yüklemeleri mümkün oluyor mu? Kısa sınav oluşturduğum zaman. Eğer yüklemeyi siz Mergen'den alacaksanız zaten soruyu da oradan sorun. Çünkü hı-hı, soruyu bir yerde sorup cevabı bir yerden almak doğru olmaz. Fotoğraf değil birçok belge bile yükletebiliyorsunuz hocam. Dolayısıyla onu direkt Mergen üzerinden bu sınav anındaki bu süreci kontrol edebilirsiniz hocam. Sadece yani öğrencinin PDF, Word belgesi vesaire gibi seçenekleri de isteyebilirsiniz hocam. Öğrencinin bunu değiştirmesi mümkün olmaz değil mi hocam daha sonrasında? Hayır, bu sınav olduğu için zaten tek seferde oraya yüklüyor ve bitiyor. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Hatta sonrasında garantiye alayım istiyorsa ya zaten orada şey vardı ya hocam, tarih aralığı vardı zaten. O tarih aralığı evet, dışında zaten hiç erişemiyor. İlla benim kafam rahat etsin diyorsanız yayından kaldırın hocam, hiç görmez. Peki, çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Hocam merhaba, tekrar Serap Nalbantoğlu. Şimdi Melican teknik resim dersine giriyormuş. Ben de teknik resim dersine giriyorum. Ödevler veriyorum. Şu ana kadar 4 tane ödev verdim. Yıl sonuna kadar bu sayı 10'a kadar çıkacak muhtemelen. Bunların ortalamasının final olmasını istiyorum ben aslında. Hı hı. Bu mümkün müdür? Yani... Hocam burada ödevlerinizi Mergen üzerinden eğer verirseniz orada zaten her birisi için de bir oranlama koyarsanız dolayısıyla notlar kısmında hepsinin ortalamasını kendisi otomatik alacaktır zaten. Peki ben hepsine 100 yazdım kendim ortalama alırım kendiniz diye yapalım, öyle yapmayayım. Kendiniz de oradan hesaplama yapacaksınız hocam. Öyle yapmayayım o zaman, hepsine atıyorum 10 tane ise 10 puan diyeyim. O kendi ortalamasını alsın evet, öyle mi? Evet hocam, evet, evet. Teşekkürler hocam, sağ olun. Rica ederim. Başka sorusu olan hocam var mı? Ben chat'teki sorulara gidiyorum. Bunun kaydını zaten alınıyor ve YouTube şeyde de Avuzem YouTube kanalında yayınlanıyor. Dolayısıyla oradan tekrar bakabilirsiniz ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Yani eğitim zaten tamamen orada var. Ben özellikle eğitim kısmını ve soru cevap kısmını farklı bir sectionlar şeklinde yaptım. Dolayısıyla benim eğitim tarafında kısım zaten %100 yayınlanacak. Soru cevap kısmında da şunu sormak istiyorum sizlere. Soru soran hocalarım, hani çünkü başkalarının da benzer bir problemidir nihayetinde bu. Ve biz bunları da yayınlanacağız. Yayınlamak istiyoruz. Hayır, benim sorum orada yayınlanmasın diyen hocam varsa soru soran hocalarım için söylüyorum. Notumu alayım, onları videodan keseceğiz. Tamam. Sessizlik varsa izin verdiğiniz olarak algılıyorum hocalarım. Hocam benim de bir sorum var. Adli Tıp Enstitüsü Neylan Ziyalar. Başında kaçırdım, kusura bakmayın ama. Hocam izleyebilirsiniz sonrasında, sorun yok. İzleyeceğim fakat gene de orada ne göreceğimi bilmiyorum. Açık uçlu tabii soruları ki kendimiz mi değerlendireceğiz? Evet hocam, kendiniz değerlendiriyorsunuz. Ve onun puanlamasını da kendiniz vereceğiz. Kendiniz yani yapıyorsunuz hocam. Oradan notunu girdiğinizde sonra da yayınla dediğinizde zaten yine öğrenci oradan görüyor. Eğer arzu ederseniz direkt Mergen üzerinden sınav notunu görsün isteyebilirsiniz. Arzu ederseniz oradan yaptılar, siz değerlendirdiniz. Aksis'e direkt Aksis'e girip Aksis'ten görsün de diyebilirsiniz hocam. Tamam, oradaki takdir sizi. Teşekkür.
Bir hocam bu sistemde öğrenciler otomatik görünüyor mu dedi. Öğrenciler zaten şöyle aksiste ders almalar var. Aksisteki ders almalar direkt buraya aktarıldığı için siz dersi nasıl görebiliyorsanız öğrenciler de aynı şekilde görebiliyor. Çünkü veriler aksisten geldi hocalarım. O konuda endişeniz olmasın. Ama şöyle bir hani tavsiye de bulunmak isterim sizlere. Sınavınızı eğer Mergen'de yani Canvas'ta yapacaksanız öncesinde Aksis'ten bir duyuru yapmanızı ve oraya öğrencilerin giriş yapıp login olduklarından emin olmalarını isteyebilirsiniz. Çünkü sınav anında bunu yapmaya çalışırlarsa şifresini unutmuştur, şifre sıkıntısı yaşıyordur. Ondan sonra bize tabii ki ulaşacaktır ama bize binlerce kişi ulaşıyor. Sorunu hemen çözülmeyecektir. Dolayısıyla da eğer bunu gerçekten yapacaksanız öncesinde Aksis'ten bir duyuru yapmanızı tavsiye ederim hocalarım. Son dakika sizi yormasınlar diye. Şimdiden sınavınızı nasıl yapacağınızı, hani ödev mi toplayacaksınız şey mi? Belki bazı fakülteler çok açık bir şekilde belirtti ödev vesaire ve çevrim içi diye. Ama sadece bu kadar. Altında hangi platformu kullanacağını hoca biliyor. Bu paylaşımları da Aksis'ten eğer yaparsanız öğrencilerinizle öncesinde daha da rahat edeceksiniz. Çünkü sınav anında bir mail bombardımanına düşüyorsunuz. Orada da tabii ki hepsine yetişmek mümkün olmayabilir. Açıdan biraz önlem alma açısından söylüyorum bunu hocam. Aksisten bir duyuru yapmakta fayda var. Doğru yanlış sorularda sadece yazmış olduğunuz madde kökünü doğru ya da yanlış olduğunu işaretlemeniz yetiyor hocam. Chat'teki soruları okuyorum. Bir sürü teşekkür var. Onları geçiyorum. Konuya bir sorum var. Gündür hocam zaten şeyden de sormuştuk. Konuya göre yaptığım soru tiplerine